elektrokimyasal hücreler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. İstemli ve istemsiz redoks tepkimelerinin oluştuğu sistemlere denir. Kimyasal bir pilde değerli arkadaşlar redoks tepkimesi gerçekleşir. Yani yükseltgenme ve indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Bu ifade doğru bir ifadedir. İstemli redoks tepkimeleri ile elektrik enerjisi üretilen hücrelere pil denir. Pillerde elektrik enerjisi üretilir. Bu elektron alışverişiyle gerçekleşen yani redoks tepkimelerinde elektrik enerjisi üretilir. Bu ifade doğrudur. İstemsiz redoks tepkimelerinin elektrik akımı ile gerçekleştirildiği hücrelere elektroliz denir. Değerli arkadaşlar, bir kimyasal pilde üreteç bağlanarak enerji verilirse pildeki tepkimeler ters döner. Bu olay, enerji harcandığı için istemsiz bir olaydır. Bu olaya elektroliz deriz. Bu ifade de doğrudur. Pillerin tamamında elektrot olarak metaller kullanılır. Bu ifade yanlıştır. Neden? Evet, çoğu pi kimyasal pilde elektrot olarak metaller kullanılır. Ancak standart hidrojen pilinde elektrot olarak hidrojen gazı kullanılır. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yukarıda şekli verilen elektrokimyasal pil ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde Daniel hücresidir demiş. Değerli arkadaşlar, Daniel hücresi demek iki bölümden oluşan, bölümlerden birinde yükseltgenme, diğerinde indirgenme olan tuz köprüsü ile bu bölümlerin bağlandığı sisteme Daniel hücresi denir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Net pil denklemi şeklindedir demiş. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar daldırdığımız metallerden yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktif, küçük olan pasiftir. Öncelikle hangi metalin aktif olduğuna bakalım. Çinkonun yükseltgenme potansiyeli 0.76 volt bakırın yükseltgenme potansiyeli eksi 0.34 volt. Buradan görüyoruz ki çinko bakırdan aktif bir metaldir. Aktif metalin olduğu tarafa anot, pasif metalin olduğu tarafa katot diyelim. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. O zaman anot tepkimesini bir yazalım. Çim yükseltgenecek, aktif olan metal çinko, çözeltiye geçecek çinko artı 2 şeklinde 2 elektron verecek. Bu yarı pil potansiyelin e, pil değeri 0.76 volt. Çinko elektronlarını ikinci kaptaki bakırın olduğu kaptaki çözeltiye gönderecek. Kaptaki katyon elektronları alacak ve indirgenecek. Kapta kim var? Bakır atı iki yonları var. Çinko'nun gönderdiği iki elektronu aldı. Bakır katısı şeklinde indirgendi bize bilgi olarak çinkonun, bakırın yükseltgenme eğilimini vermişti. Tepkimeyi ters çevirdiğimiz için indirgenme yarı pil potansiyeli işaret değiştirecek 0.34 volt olacak. 0.34 volt. Net pil tepkimesi indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinin toplamıdır. Elektronlar karşılıklı olarak e, sadeleşir. Çinko artı bakır artı 2'yi tepkime çinko artı 2 artı bakır. İki tepkimeyi topladığımız için yarı pil potansiyellerini toplayacağız. Standart pil gerilimi 1.10 volt olacak. İkinci öncüle bakalım. Net pil denklemi şeklindedir demiş. Evet net pil denklemi çinkonun yükseltgenmesi bakırın indirgenmesi şeklindedir. İkinci öncülümüz doğrudur. Standart başlangıç pil potansiyeli 1.1 volttur demiş. Zaten biz de biraz önce standart pil potansiyeli bulmuştuk. 1.1 volt olduğunu bulmuştuk. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Dördüncü öncülde ise zamanla bir no'lu kapta katyon derişimi azalırken İki nolu kapta katyon derişimi artar demiş. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Neden yanlıştır? Çünkü birinci kapta çinko metal iken yani katı halde iken çözeltiye çinko artı iki şeklinde çözeltiye geçti. Yani birinci kaptaki katyon derişimi arttı artar. İkinci kapta da kaptaki çözeltideki bakır artı iki iyonları indirgenerek bakır katısına dönüştü. İkinci kaptaki katyon derişimi azalması gerekir. Ama dördüncü öncülde bunun tersi söylenmiş. Bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve üçüncü öncüller doğrudur. Yani D seçeneğidir. Elektrokimyasal bir pilde yukarıdakilerden hangileri hücre gerilimine etki eder? Birinci öncül elektrot türü değil arkadaşlar. Elektrot türü bir pilin pil gerilimine etki eder. Çünkü bazı metallerin yükseltgenme potansiyeli büyük, bazılarınki küçüktür. Aynı şekilde iyonların indirgenme potansiyelleri de birbirinden farklıdır. Elektrot türü pilin gerilimine etki eder. Sıcaklık arkadaşlar yine pil potansiyelini etki eder. Şundan dolayı etki eder. Elektrokimyasal net pil tepkimeleri denge tepkimeleridir. Dengeye sıcaklığın etkisi vardır. Dolayısıyla sıcaklık pil gerilimine etki eder. Üçüncü öncülde elektrot kütlesi demiş. Değerli arkadaşlar elektrot kütlesi pil gerilimine yani hücre gerilimine etki etmez. Sadece pilin çalışma süresini belirler. Standart pil gerilimine elektrodun kütlesinin etkisi yoktur. Dördüncü öncülde elektrolit derişimi demiş. Burada değerli arkadaşlarım e, kimyasal pillerde e, derişim pillerinde derişim farkının pil gerilimine yani hücre gerilimine etkisi vardır. Dolayısıyla dördüncü öncülünde etkisi olduğu söylenebilir. Bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 4. öncüllerdir. Yani E seçeneğidir. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneğinde demir elektrot anottur denmiş. Öncelikle e, bu pilde anot ve katot taraflarını tespit edelim. Değerli arkadaşlarım, e, daldırılan metaller gümüş ve demir. Hangisinin daha aktif olduğunu bulmamız için bize soruda bilgi verilmiş. Her ikisinin indirgenme yarı pil potansiyelleri verilmiş aktif metalin hangisinin olduğunu bulmamız için bunları yükseltgenme eğilimlerine çevirirsek yani buradaki tepkimeleri ters çevirirsek pil potansiyellerinin işaretini değiştireceğiz. Demirin yükseltgenmesi artı 0.44 volt olacak. Gümüşün indirgenmesi ise eksi 0.80 volt olacak. Hangisi daha büyüktür? Demirin yükseltgenme potansiyeli daha büyüktür. Bu yüzden aktif olan metal demirdir. Yani demirin olduğu tarafa anot, gümüşün olduğu tarafa katot diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım bir pilde anot tarafında yükseltgenme, katot tarafında indirgenme olur. Demir elektrot anottur ifadesi doğrudur. Pilin başlangıç potansiyeli 1.24 volttur. Hemen anot ve katot tepkimelerini yazalım. Anot kabında demir metali demir artı iki iyonlarına dönüşür. Yükseltgenir. Yükseltgenme yarı pil potansiyeli biraz önce söylemiştik 0.44 volttur. Katot kabında ise çözeltideki katot kabındaki çözeltideki katyonlar kat elektron alır. Kim var? Gümüş artı iyonları var bir elektron alarak gümüş katısına dönüşür. Gümüşün indirgenme tepkimesi değerli arkadaşlarım 0.80 volttur. Bu soruda bilgi olarak verilmiştir. Elektronların sayılarını eşitlemek için katot tepkimesini 2 ile çarparsak elektron sayıları eşitlenmiş olur. Net pil tepkimesi demirin demir katısı artı İki tane gümüş iyonu denge tepkimesi diyelim. Demir artı iki artı iki tane gümüş katısı. İki tepkimeyi topladığımız için pil potansiyellerini de topluyoruz. Standart pil gerilimiz topladığımız zaman 1.24 volt olur. B seçeneğindeki bilgi doğrudur. Elektron dış devrede gümüş elektrottan demir elektroda doğru akar bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü elektronu veren yükseltgenen metaldir yani demirdir. Elektronu alan indirgenen iyondur yani gümüş iyonudur. Bu bilgiyi bir kere daha hatırlayalım. Elektronlar dış devreden anottan katoda doğru akar. C öncülünde ise bize diyor ki elektronlar dış devrede gümüş elektrottan demire doğru akar ifadesi yanlıştır. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki pil çalışırken elektronlar dış devrede X elektrodundan Y elektroduna doğru gittiğine göre niceliklerinden hangileri zamanla artar? Değerli arkadaşlarım, bize elektronların dış devrede X elektrodundan Y elektroduna doğru gittiğini söylüyor. Hemen şu bilgiyi hatırlayalım. Pil sisteminde elektronlar dış devreden anottan katoda doğru geçer. Dolayısıyla X elektrodun olduğu yere anot, Y elektrodun olduğu yere katot diyeceğiz. Şimdi soruya geri dönelim. Ee, bize zamanla artan değerler sorulmuş. Birinci öncülde X artı derişimi. Neyle arkadaşlarım? Birinci öncüldeki X artı derişimini kontrol edelim. Anot kabında, anot kabında X metali yükseltgenerek çözeltiye geçer X artı şeklinde. Zamanla birinci kapta X artı iyonları derişimi artar. Bu ifade doğrudur. İkinci öncülde Y artı 2 iyonları derişimi demiş. Katot kabındaki tepkimeye bakalım. Katot kabında çözeltideki iyonlar yani artı yüklü iyonlar anot kabından gönderilen elektronları alır ve indirgenir. Y katısına indirgenir. Zamanla kaptaki Y artı 2 iyonların derişimi azalır. Çünkü Y artı 2 iyonları nötr Y elementine dönüştüğü için. Üçüncü öncülde pil potansiyeli. Pil potansiyeli zamanla artmaz. Pil potansiyeli zamanla azalacaktır. Çünkü tepkime gerçekleştikçe pil gerilimi zamanla azalacaktır. Üçüncü öncül yanlıştır. Dördüncü öncülde Y elektrot kütlesi demiş. Değerli arkadaşlarım yukarıda katot kabındaki tepkime yazmıştık. Çözeltideki Y iyonları zamanla Y katısına dönüşecek. Bu Y metali üzerinde Y katısına dönüşecektir zamanla Y elektrodun kütlesi artacaktır. Dördüncü öncüldeki bilgi doğrudur. Bize hangilerinin arttığı söylemiş, sormuş. Birinci ve dördüncü bilgilerdeki, öncüllerdeki bilgiler artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yukarıda bazı pillerin standart pil potansiyelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlarım bu soruyu çözmek için önce verilen standart pil gerilimlerini bir sayı doğrusu üzerinde gösterelim. X ile Y pilinin gerilimi 2.51 volt imiş. X ile Y arasına şu mesafeyi 2.51 olarak yazalım. ZY pilinin gerilimi 1.8. ZY pilinin gerilimi 1.8 ise Z'yi şuraya yazalım. Z ile Y arasındaki mesafe 1.8 volt imiş. YT gerilimi ise T daha sağda. YT gerilimi ise 0.54 volt olduğu söylenmiş. Şimdi soruya bakalım. A öncülünde X, Y pilinde X metali yükseltgenmiştir. X daha aktif bir metaldir. X metali yükseltgenmiştir. Aktif metaller yükseltgenir. Pasif metaller indirgenir. Dolayısıyla birinci yani A öncülü A seçeneği doğrudur. B seçeneğinde ZY pilinde Y elektrodun kütlesi zamanla artar. Bir kimyasal pilde katot elektrodun kütlesi zamanla artar. Anot elektrodun kütlesi zamanla azalır. Z y pilinde, Z y pilinde aktif olan metal soldaki metaldir. Dolayısıyla anot tarafı Z metalin olduğu yerdir. Y metalin olduğu yere katot diyeceğiz. Zamanla katodun kütlesi artar. B seçeneğindeki bilgi doğru bir bilgidir. X Z pilinin gerilimi 0.75 volttur. 71 volttur. düzeltiyorum. E ee, XZ pilinin gerilimi 0.71 volttur denmiş. E, biz biraz önce X Y'nin gerilimi 2.51, ZY'nin gerilimi 1.8 volt olarak bulmuştuk. E, 2.51'den 1.80'i çıkardığımız zaman 0.71 volt bulunur. Bu da Z ile X arasındaki pil gerilimidir. Bu öncülde doğrudur. ZT pilinin gerilimi TX pilinin geriliminden büyüktür demiş. Hemen bakalım ZT pilinin gerilimine. ZT pilinin gerilimi şurasıdır. Topladığımız zaman 1.8 0.54 toplayalım. 4 13 2. 2.34 volttur ZT pilinin gerilimi. Tx pilinin gerilimine bakalım. Tx pilinin gerilimi daha büyük olduğu çok bellidir. Onun da değerini bulursak 2.51 ile 0.54'ü toplamamız gerekir. 2.51 artı 0.54 bu da 3.05 volt olur. Bize 2.34'ün daha büyük olacağı söylenmiş. Bu seçenek yanlıştır. Bize soru yanlışı soruyordu. Bu sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gümüş elektrot katottur. Öncelikle arkadaşlar pil sistemindeki anot ve katot taraflarını tespit edelim. Bize verilen bilgilerde gümüşün ve hidrojenin indirgenme potansiyelleri verilmiş. Biz hangi tarafın anot olduğunu bulmamız için yükseltgenme eğilimlerine çevirelim verilen bilgileri ve yükseltgenme eğilimi büyük olan tarafa anot diyeceğiz. Gümüşün indirgenmesi 0.8 volt ise gümüşün yükseltgenmesi eksi 0.8 volt olur. Hidrojenin yükseltgenmesi de indirgenmesi de sıfırdır. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan hidrojendir. Hidrojen tarafına anot, gümüşün tarafına katot diyeceğiz. Anot ve katot tepkimelerini yazalım. Anot yükseltgenmenin olduğu taraftır. Hidrojenin olduğu taraf yükseltgenmenin olacağı taraftır. O zaman burada hidrojen gazı elektron vererek yükseltgenecektir. Yükseltgenmesi de indirgenmesi de sıfır e, volttur hidrojen için zaten bu tepkime bu e, pil e, sistemine e, standart hidrojen pili diyoruz katot tarafında ise hidrojenin gönderdiği elektronlar çözeltideki gümüş iyonları tarafından alınır ve indirgenir gümüş çözeltideki artı bir iyonları hidrojenin gönderdiği elektronları alır gümüş metaline indirgenir Elektronları eşitlemek için her iki tarafı iki kat sayısıyla çarpalım. Gümüşün indirgenme potansiyeli 0.8 volttur. Pil sisteminde tepkime herhangi bir kat sayı ile çarpılırsa pil değeri değişmez. 0.80 volttur. Tepkimeyi her iki tarafı karşılıklı olarak toplarsak net tepkime iki tane gümüş artı H2 denge tepkimesi 2 tane hidrojen artı 2 tane gümüş. Tepkimeleri topladığımız için pil potansiyellerini de topluyoruz. Standart pil gerilimimiz 0.80 volttur. A seçeneğinde gümüş elektrot katottur demiş. Biraz önce biz de bu şekilde bulmuştuk. Doğrudur. Zamanla ikinci kaptaki çözeltinin pH'i artar. Değerli arkadaşlarım İkinci kapta hangi tepkime gerçekleşiyordu? Anot kabıdır. Anotta yükseltgenme oluyordu. Hidrojen gazı hidrojen iyonlarına dönüşüyor. Çözeltiye arkadaşlarım hidrojen iyonu eklendiği için hidrojen derişimi artar. Hidrojen derişimi artan bir çözeltinin asitliği artar. Asitlik pH ile ters orantılıdır. Zamanla ikinci kaptaki pH artar ifadesi yanlıştır. Zamanla ikinci kaptaki pH Azalır demesi gerekirdi. Bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Başlangıç pil potansiyeli 0.8 volttur. Biraz önce bulmuştuk doğrudur. Gümüş elektrodun kütlesi zamanla artar. Zamanla iki, birinci kapta gümüş iyonları gümüş katısına dönüştüğü için gümüş elektrodun kütlesi zamanla artar. Doğrudur. İkinci kapta zamanla ikinci kaptaki hidrojen derişimi artar. Az önce pH yorumunda da söylemiştik. İkinci kapta hidrojen derişimi artacaktır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, bu pil sorusunu çözmemiz için öncelikle anot ve katotun olduğu tarafları tespit edelim. Nasıl yapacağız bunu? çözeltilere daldırılan metallerin aktifliklerine bakacağız. Yani yükseltgenme gerilimlerine bakacağız. Yükseltgenme gerilimi büyük olan metalin olduğu tarafa anot diyeceğiz. Diğer tarafa katot diyeceğiz. Kromun yükseltgenme gerilimi bize kromun indirgenme gerilimi verilmiş. Eksi 0.74 diye. Ters çevirdiğimiz zaman yükseltgenme gerilimi olur. E pil işaret değiştirir 0.74 volt olur kromun yükseltgenme yarı pil potansiyeli. Diğer metal bakır, bakırın yükseltgenme potansiyeli bize indirgenme potansiyeli verilmiş, tersine çevirdiğimiz zaman eksi 0.34 volt olur. O zaman diyeceğiz ki yükseltgenme gerilimi büyük olan kromun olduğu taraf anot, bakırın daldırıldığı tarafa katot diyeceğiz. Standart pil gerilimi 1.08 volt mudur? Hemen bakalım. Bu pilde kromun olduğu taraf, anotun olduğu tarafta yükseltgenme. Yani kromun yükseltgenmesi 0.74 volt. Katot kabında çözeltideki katyonun indirgenmesi. Katot kabında çözeltide kim var? Demir artı iki iyonları var. O zaman kromun gönderdiği elektronları Demir artı 2 yönları alacak yani demir'in indirgenmesi Demir artı 2'nin indirgenmesi tepkimesi olacak. Demir artı 2'nin indirgenme tepkimesi 0. 0.44 volt olarak verilmiş Eksi 0.44 volt. Topladığımız zaman sevgili arkadaşlarım 0.30 volt olur. Bu pilin standart pil gerilimi 0.30 volttur. Birinci Öncül yanlıştır. Demir artı iki iyon derişimi zamanla azalır. Evet. Katot kabında demir artı iki iyonları iki elektron alarak demir katısına dönüşür. Zamanla demir artı iki iyonlarının sayısı yani derişim azalır. İkinci öncül doğrudur. Bakır elektrot demir ile kaplanır. Değerli arkadaşlarım ikinci kapta katot kabında daldırılan metal bakır. Ancak indirgenen metal demirdir. Yani demir iyonları bakır metali etrafında demir metaline dönüşür. Zamanla bakır metalinin üzerine demir metali gelir ve demir ile kaplanır. Bu ifade de doğrudur. Yani bu sorunun doğru cevabı 2 ve 3. öncül D seçeneği olmalıdır. Pil şeması yukarıdaki gibi olan pil ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım pil şemasına baktığımız zaman çinko nötr halden katı halden çinko artı ikiye yükseltgenmiş. Bir kimyasal pilde yükseltgenmenin olduğu tarafa anot. Gümüş artı iyonları gümüş nötr hale dönüşmüş. Yani indirgenme olmuş. İndirgenmenin olduğu tarafa da katot denir. Birinci öncülde net pil tepkimesi denklemi şeklindedir demiş. Denkleme baktığımız zaman çinko nötrken çinko artı ikiye yükseltgenmiş. Gümüş artı iyonları gümüş, iyonlar, gümüş metaline indirgenmiş. Bu ifade doğrudur. Pil şemasından da bunu görmüştük. Pil potansiyelini bulalım. Arkadaşlarım anot kabında çinko yükseltgenecek. Çinko artı 2 şeklinde yükseltgenecek. Bize soruda çinkonun yükseltgenme yarı pil potansiyeli 0.76 volt olarak verilmiş. Katot kabında gümüş indirgeniyordu. Gümüş elektron alarak indirgenir. Gümüş metaline dönüşür. Gümüşün yükseltgenme değeri eksi 0.8 volt olarak verilmiş. Burada katot kabında gümüş indirgendiği için tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman e pil işaret değiştirir 0.8 volt olur. Net pil tepkimesi her iki tarafın toplanmasıyla olur. Arkadaşlarım elektronların eşitliğini sağlamak için katot tepkimesini 2 ile çarparız. Ancak bir kimyasal pil tepkimesi 2 ile 3 ile herhangi bir katsayla çarpıldığı zaman... E, ...yarı pil potansiyeli değişmez. 0.8 volt bu şekilde korunur. Net pil tepkimesinde her iki tarafı topladığımız zaman... E piller de toplanır. 1.56 volt olur. Bize ikinci öncülde pil potansiyeli 2.36 volttur demiş. Bu ifade yanlıştır. Zamanla çinko artı derişimi artarken gümüş artı derişimi azalır demiş. Evet anot kabında çinko metali çinko artı 2 şeklinde çözünerek çözeltiye geçer. Çinko derişimi artar. Çinko artı 2 derişimi artar. Katot kabında da gümüş iyonları indirgendiği için gümüş artı iyonları derişimi azalır. Bu ifade doğrudur. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Nikel ve gümüş çubuklarının birer molarlık çözeltilerine batırılmasıyla oluşan pilde standart gerilim 1.05 volttur. Bu pilde anot yarı tepkimesi ve potansiyeli şeklindeymiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, bir kimyasal pilde yükseltgenme ve indirgenme olur. Yani anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. İkisinin toplamına da net pil tepkimesi deriz. Bize pilin net gerilimi 1.05 olarak verilmiş. Yani anottaki yükseltgenme ile katottaki indirgenmeyi toplarsak net pil gerilimini 1.05'i bulacağız. Bize anottaki yükseltgeme gerilimini 0.25 volt olarak vermiş. Artı katot diyelim. Eşittir 1.05 olacağına göre katot tepkimesinde indirgenme yarı pil potansiyeli işlem yaptığımız zaman 0.8 volt buluruz. Birinci öncülde katot yarı tepkimesi ve potansiyeli verilmiş. Değerli arkadaşlarım pilde nikel ve gümüş çubuklar daldırılmıştı. Nikel yükseltgendiğine göre katut kabında gümüş iyonları indirgenmiş olması gerekir. Birinci öncülde de bize gümüşün indirgenme tepkimesi ve potansiyeli verilmiş. Bunun da değerinin 0.8 volt olduğunu bulmuştuk. İkinci öncüle bakalım. Nikel elektrodun kütlesi 29 gram azaldığında gümüş elektrodun kütlesi 108 gram artar demiş. Arkadaşlarım tepkimelerden kontrol edelim. Nikel'in 1 molü kaç gram? 58 gram. 29 gram nikel kaç mole eder? 0.5 mol eder. Nikel 0.5 mol azaldığında katsayılara baktığımız zaman 1'e 2 oranı var devreden 1 mol elektron geçmesi gerekir. Katot kabında da aynı elektron geçecek. Devreden 1 mol elektron geçtiğinde katsayılar birebir olduğu için gümüş 1 mol toplanacaktır. 1 mol gümüş kaç gram? 108 gram. Bu yüzden ikinci öncüldeki bilgi doğrudur. Pil şeması şeklindedir demiş. Değerli arkadaşlarım pil şemasında anot ve katot kaplarındaki değişimler gösterilir. Anot kabında nikelin yükseltgenmesi, katot kabında gümüş artı iyonlarının indirgenme tepkimesi vardır. Ancak bize pil şeması olarak gümüşün yükseltgenmesi, nikelin indirgenmesi bilgisi verilmiş. Bu ifade yanlıştır. Tam tesli olması gerekir idi. Bu sorunun doğru cevabı birinci ve ikinci öncüller yani C seçeneği olmalıdır.